Peki hocam, gelen insanların tepkileri nasıl? Yurt dışından çok ciddi oranda turlarla turistler geliyor. Konya'daki bu tür tarihi ve kültürel yerleri, maneviyat yönleri önemli, başka ne gibi merkezler var? Konya'ya gelenler neler bulabilirler? Tabii 1926 yılındaki müze olmasıyla birlikte bugünlerde yapmış olduğumuz bir çalışmada ilk müze olmasıyla açılışıyla birlikte yaklaşık 245 günlük bir zaman dilimi içerisinde 25 bin civarında bir ziyaretçi gezmiş. Ne zaman? 1927 yılında burayı gezen. Bugün 2013'teyiz. Yaklaşık 2,5 milyon civarında bir ziyaretçi potansiyeli var. Tabii biz de her geçen gün bununla ilgili bilgileri, belgeleri aktarmaya ve bunları vatandaşa sunmaya çalışıyoruz. Tabii özellikle Türkiye'deki iki müze, ki Hacı Bektaş Müzesi ile Konya Mevlana Müzesi, bunlar farklı müzelerdir. Buradaki manevi atmosferi yaşamak isteyenler buraya geliyorlar. Biz de daha nezih bir ortam oluşturmak için elimizden gelen tüm çalışmayı yaparak modern müzecilikteki verilmesi gereken bilgileri vermeye çalışıyoruz. Bunun haricinde şayet ekstra bir bilgi istenirse, müzemizde bulunan bilgiler istenirse, bunları da vatandaşlarımıza sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle tur gruplarının gelmiş olması, rehberlerin müzeyle ilgili bilgileri aktarmaları, içerideki eşyalarının verilmeleri, işte yeni yeni bazı düzenlemelerle daha sade ancak daha açıklayıcı bilgileri vermeye çalışmaya çalışıyoruz. İşte son günlerde yapılan bazı çalışmalarda, özellikle Konya Büyükşehir Belediye'mizin bu husustaki önemli çalışmalarıyla önümüzdeki günlerde daha farklı bir müze ve müzeciliğe doğru gidecek. Peki Konya'da başka ne gibi turizm yerleri var? Yani vatandaşın ziyaret edebileceği müze, tarihi binalar nereler var? Tabii yani öncelikle biz turizm açısından baktığımızda Konya'ya, Konya'nın önemli bir özelliği var ki bu Neolitik kent olarak ifade etmiş Çatalhöyük. Yaklaşık Konya toprakları diyeyim, 9000 yıllık kesintisiz bir kültürel yapılanmaya sahip. Yani Çatalhöyük bugün Dünya Miras Listesi'nde olan önemli bir yerimiz ve hala kazılarımız devam ediyor. Ve bundan sonraki eylem planlarımızda da Çatalhöyük'ün tanıtılması ve Çatalhöyük insanın yaşayışı, kültürel yapısı bilgiler vermeye çalışacaktır. Ama dönem içerisindeki, özellikle 12. 13. yüzyıldaki Konya'ya baktığımızda, bir Selçuklu şehri, bir Selçuklu başkenti, Selçuklu sultanların yaşadıkları yer, Anadolu'daki kurulan ilk saraylardan bir tanesi, 2. Kılıçarslan Sarayı ve köşkü, özellikle bugün köşk ayakta. Müdürlüğümüz ve yine Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir çalışma yürütmekteyiz. Bu kadar kültürel varlığa sahip olan bir yerin elbette birçok turizm potansiyeli var. Manevi açıdan Ateşbez Veli'den tutun Şerif Şemseddin, Sadreddin Konevi'ye kadar, Cemal Dede'ye kadar bunları tek tek sayabiliriz. Bunun yanı sıra medreselerimiz var. Karatay Medresemiz, Çin eserleri üstünde Türkiye'deki tek ihtisas müzesi diyebileceğimiz bir müzemiz. İnce Minare'yle Darül Hadis müzemiz, yine farklı bir müzemiz. Bunlar gezilebilecek olan müzecilik açısındaki konumumuz. Bununla birlikte Etnografya Müzemiz son 2-300 yıllık kültür varlığını içinde barındırıyor. Arkeoloji Müzemiz ise 7. bin yıldan itibaren bütün kültür varlıkları burada sergileniyor. Bununla birlikte Alaaddin Camisi, özellikle Alaaddin Camisi ve Selim Sultan Camisi ve Azize Camisi, bunlar Salahaddin camilerdir ki gezilmeye, görülmeye değer. 13. yüzyıldan Barok stiline kadar bu sistemi burada görebiliriz. Yine bunun yanı sıra Karatay Mescidi, Aligav, birçok, yani daha saymadığınız birçok mescit. 15 gün, 20 gün burayı dolaşsanız bitirmek Yani mümkün değil. Konya, tabii bunun yanı sıra biraz daha Konya'nın hafif dışına çıktığınız zaman kültür, tarih ve tabiatla ilgili görebileceğimiz Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Ereğli gibi kentlerimiz, şehirlerimiz var ki bunlar da çok çok önemli yerler. Beyşehir'demiz Eşrefoğlu Camisi, ahşap direkli camiler içerisinde en mükemmel camilerden bir tanesi.
Eflatun Pınar İtit Anıtı ki bugün çevre düzenimiz tamamlanmış durumda. Daha rahat bir gezime sahip, önemli bir Hitit merkezi. Ereğli'deki Bereket Anıtı yine Hititlere ait önemli bir yer. Olgun'daki Yalburt, daha bunu sayabileceğimiz Bozkır'daki Zengibar Kalesi birçok. Yani biz 10 bölüm yapsak herhalde 10 bölüm çıkar. Tabii bizim süremiz 50-60 dakika. Konya gerçekten görmeye, değirmeye bir yer. Ve insanları gelip gördüklerinde hem kültürel alanda hem görsel alanda birçok alanda kendilerine yeni bir şeyler katabileceğine inanıyorum. Evet. Meşhur bir söz var zaten. Gez dünyayı, gör Konya'yı demişler. Evet, gez dünyayı, gör Konya'yı. Peki hocam, teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Başka son olarak ileri gitmemek istediğiniz bir mesajınız var mı? Bir temenniniz var mı? Yani bizim en büyük eksikliklerimizin bir tanesi müzeleri gezmememiz. Çünkü müzeler bizi geçmişe bağlayan ve yeni veriler elde etmemizi sağlayan, geçmişle bağımızı sürekli kurtaran, belki küçücük bir zaman dilimi içerisinde, şu an Mevlana dergahı içerisindesiniz, 700 yıllık bir zaman tüneli içerisinde geçebilirsiniz her şeyle birlikte. Bunu ifade etmek isterim. Vatandaşlarımızın müzeleri çok sık gezmeleri. Peki, teşekkür ederiz. Peki, iyi günler. Evet sevgili seyirciler, Mevlana Müzesi'nin müdürü sevgili Yusuf abiyle röportajımızı tamamladık. Kendisinin de bahsettiği gibi müzeler bizi geçmişe götüren, geçmişle bugün arasında bağlantı kurmamızı sağlayan önemli bir tünel. Yurt dışından binlerce, milyonlarca turist ülkemizdeki bu tarihi zenginliği gezerken maalesef ülkemiz insanı ya maddi problemlerden ya da bilinçli bir bilgi aktarımı olmadığından dolayı müzelere biraz duyarsızlığımız var. Evet sevgili seyirciler, Konya'nın lezzet durağı Cemo'yu ziyaret ettik. Cemo'da ne gibi Konya yemekleri var, geleneksel ne yemekler var, bunları hep beraber hem yapılışını öğreneceğiz hem de tadacağız. Gökhan'cığım merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Hamdolsun biz de iyiyiz. Bugün sevgili izleyicilerimize Konya mutfağından neler sunacağız, neler planlıyorsunuz? Konya'mızın meşhur yemeklerini sunacağız. Etli ekmeğimiz, bıçakaramız, Konya böreğimiz, tridimiz, fırın kebabımız ve yöresel mamya çorbamızdan bahsedeceğiz ve tadına bakacağız beraber. O zaman hemen mutfağa geçelim. Tabii, buyurun. Evet, sevgili seyirciler. Evet sevgili seyirciler, mutfağa geldik. Şimdi burada Gökhan kardeşimiz bize nasıl yapıldığını yemeklerini anlatacak. Evet Gökhan'cığım, mikrofon sende. Bu bölümde Konya'mıza, Konya denince akla ilk gelen etli ekmek. Burada etli ekmeğimizi yapıyoruz. Etli ekmek ve kuşbaşılı olan bıçak arası ve etle peynir karışımı olan Konya böreği dediğimiz yemeklerimizi yapıyoruz. Ustamın da yaptığı gibi. Etli ekmek 100 gram et, 100 gram sebzeden oluşur ve 180 gram hamurdan meydana gelir. Tırnakçı dediğimiz usta tamamen el marifetiyle gördüğünüz gibi yapar. Kürekçi dediğimiz usta koltukta 5-6 ateşe en uzak yerde yavaş yavaş 6-7 dakika süreyle etli ekmeğimizi hazır eder. Evet. Peki bunun bir de standardı var. Siz bu konuda patent aldınız herhalde. Biz değil de Konya Lokantacılar Odası aldı bunu. Konya etli ekmeğinin bir numaralı özelliği uzunluğu 90 santim, eni 20 santim olan Konya etli ekmeğinin özelliğidir. Son zamanlarda Türkiye genelinde bu işi biraz şov kısmına döküp daha ince uzun yapıp bunun fiziksel özelliklerini bozmaya çalışıyorlar. Birinci özelliği bunun uzunluğu 90 santim, eni 20 santim olan Konya etli ekmeğinin birinci özelliğidir. Yani o upuzun iki tane, üç tane masayı birleştirip sunulan normalde etli ekmek değil. Etli ekmek değil. Onun adı da yok. O başka bir ürün. Evet. Eğer uzun etli ekmekse lahmacun da etli ekmek olur. Yani ayrısı genetiğiyle oynanmış etli ekmek diyebiliriz yani. Evet, aynen öyle. Evet, ustam seni tanıyalım. Sen kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ortalama 20 yıldır burada bu işte uğraşıyorum. Peki Konya mutfağında diğer mutfaklar hakkında da bilginiz vardır. Konya mutfağının ne gibi farklılıkları var? Yani özellikle etli ekmeği diğer taraflara da söyledikleri şey etli ekmeği Konya'nın yani. Konya'ya ait olmaz. Evet.
Yani etli ekmek yiyeceksiniz muhakkak Konya'da yiyeceksiniz. Konya'da yiyeceksiniz yani. Evet, biraz sonra bakalım elinizden lezzet geçmiş mi tadına bakacağız, karar vereceğiz. Tabii muhakkak. Evet sevgili seyirciler, şu anda etli ekmek, Mevlana ve ne böreğiydi abi? Bıçak arasıydı değil mi? Bıçak arası pişene kadar biz tirit nasıl yapılıyor, tiriti hep beraber izleyelim. Ondan sonra da sizlerin adına da biz tatmış olacağız. Evet sevgili seyirciler, Konya tiritini yapılışını şimdi Gökhan kardeşimizden tekrar öğreneceğiz. Konya tiriti nasıl yapılıyor? Bu Konya tiriti küp şeklinde doğradığımız doğal tandırda pişirdiğimiz ekmeklerimizi fırında kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra et suyumuz var bizim. Fırında hazırladığımız et sularıyla bu kurumuş ekmekleri ıslatıyoruz. Islattıktan sonra tabağa alıyoruz. Üzerine tiridin olmazsa olmazı sumaklı soğanı koyuyoruz. Az miktarda yoğurdumuzu koyuyoruz. Yoğurdun üzerine sarımsak, kekik ve sumakla tekrar baharatını verip köftelerimizi küp şeklinde doğrayıp üzerine koyuyoruz. Pişmiş domates ve pişmiş soğanla süsleyip en son üzerine kızarmış tereyağını döküyoruz. Evet. Bu Konya'mızın meşhur tiridi. Normalde düğün yemeği olarak da kullanılıyor değil mi? Bu düğün yemeği olarak kullanılıyor. Düğün yemeğinden bir gün önce yakın birinci derece akrabaların gelip yediği spesyal bir yıllardır gelenek olan bir yemek. Bu son zamanlarda lokantanın en iyi yemeklerinden, Konya lokantalarının en iyi yemeklerinden biri oldu. Günümüzde de böyle doğalını, tandır ekmekli, baharatlı her lokantamızda bunu yapamıyor. Evet, Konya tiridinden sonra şimdi nereye gidiyoruz? Konya'mızın etli ekmekten sonraki akla gelen yemeği, tandır kebabına çekeceğiz. Evet, tandır kebabına doğru yolculuğumuz başlasın o zaman. Aynen. Evet sevgili seyirciler, tandır kebabına doğru gidiyoruz. Evet sevgili seyirciler, şimdi tandır kebabımızın nasıl yapıldığını Gökhan'dan öğreneceğiz. Nasıl yapılıyor tandır kebabı? Tandır kebabımız erkek kuzu etinin ön kollarından ve boşluk kısmından aldığımız etlerle, özellikle bu ete çok dikkat edilmesi lazım. Erkek kuzu etinin ön kollarından fırın kebapçı ustamız ortalama bunu 6 saat gibi bir süreyle hazır ediyor. Yani hazırlanış 6 saat mi sürüyor? 6 saat sürüyor. Böyle fırın, yine doğal odunlu fırınımızda kısık ateşte yavaş yavaş kızartarak ondan sonra en sonda kebap yağını vererekten 6 saat gibi bir süreyle fırın kebabımızı servisimize hazır ediyoruz. Evet, şu anda hazır herhalde bu. Şu anda bu hazır. Peki bunun kolesterole etkisi var mı? Yağının zararı var mı? Çoğu yerde yok diyorlar. Mesela Çorum'da da gördüm ben. Kesinlikle kolesterolü olan da olmayan da herkes yiyebilir diyorlar. Yok dersek yalan olur. Az da olsa çok da olsa bunun kolesterolü var. Zaten Konya muzdolabı genelde öğle yemeklerinde yenilir. Akşam daha biraz insanlar ağır olduğu için öğle yemeğinde yerler. Ama şu anda artık kolesterolünde iyi kolesterol, kötü kolesterol yok diyorlar. Bunu ilaç firmaları halkı kandırır diye de bir haber de duyduk. %100 doğal bu kuzu eti ve yağlı, kolesterol yok dersek yalan olur buna. Evet. Kolesterol var. Kolesterol iyi mi kötü mü o bizim işimiz değil. Zaten. Bizim işimiz değil. Biz en güzelini yaparız, satarız. Evet. Evet sevgili seyirciler, tandır kebabını da gördük. Bundan sonra artık tatma zamanı, başka bir şeyler yapacak mıyız? Bamya çorbamız var. Konya'nın yöresel çorbası, çiçek bamyası dediğimiz, Amasya'da yetişir. Amasya'da bu bamya çorbasının kültürü yok. Konya'da gelişmiş bir çorba. Onun da hazırlanışı 4 saat sürer. Beni sizin vaktinizi almayayım. Yine de masamızda tadına bakın, siz söyleyin. Evet, tadını biz söyleyelim. Evet sevgili seyirciler, tatmak üzere Konya'nın o güzel geleneksel yemeklerinin yanına gidiyoruz. Evet sevgili seyirciler, Konya'nın geleneksel meşhur yemeklerinin hepsini bir araya getirdik. Gökhan kardeşimize tekrar teşekkür ediyorum ben. Cem olarak Konya'ya gelen insanlar Cemo'ya gitmeden, uğramadan giderlerse eksik yapmış oldular diye ben düşünüyorum. Şimdi tekrar sizin ağzınızdan yemekleri kısaca bir tanıyalım. Bamya çorbamız, biraz önce de bahsettiğim gibi çiçek bamyası, yöresel Konya çorbalarından çiçek bamyası dediğimiz gibi bazen bunu büyük yaş bamyayla karıştırıyorlar. Ama diyoruz ondan değil, tadına bakın diye. İçtikten sonra neden daha önce hiç içmedik diye pişman oluyorlar. Ya bamyayı sevmeyenler bir de seviyor diyorsun. Kesinlikle, çok işçilikli bir çorbadır. Kuzu etinden, soğandan kavuruyoruz. Bamyamızı, dediğim gibi bunda 4 saat ortalama pişme süresi var kısık ateşte. Bundan sonra Konya denince akla ilk gelen etli ekmeğimiz, kıymalı olan, kuşbaşılı olan bıçak aramız, et ve özel peynirimiz, 4 çeşit peynir kullandığımız peynir ve kıymanın karışımı, üzerine tereyağı sürüyoruz piştikten sonra Konya böreği. Bu grup Konya denince ilk akla gelen
yemeklerimiz. Evet. Tandır kebabımız var, fırın kebabımız. Biraz önce de bahsettiğim gibi özellikle erkek kuzu etinin ön kol kısmından 6 saat azami 6 saat pişme süresiyle hazırlanan spesyal yemeklerimizden. Konya'nın çok eski tarihi yemeklerinden tirit, Konya tiridi. Son zamanlarda restoranlarımızda ön plana çıktı. Bayağı talep görüyor. Özellikle Konya dışından gelen insanlar Konya tiridini yemeye çok uğruyorlar. Bu şekilde böyle spesyal yemeklerimizi gerek Konyalı hemşehrilerimize, gerek Konya dışından gelen misafirlerimize elimizden gelen lezzetleri tattırmaya çalışıyoruz. Evet. Tabii bu kadar güzel yemeğin yanında da köpüklü, bol köpüklü bir ayran lazım değil mi? Bu bir geleneksel, bol köpüklü yayık ayranıyla güzel gidiyor. Evet, evet sevgili seyirciler, biz tekrar Cebo'nun sahibi Gökhan kardeşimize tekrar teşekkür ediyoruz. Biz lezzetlerine bakarken fazla da yemeyeceğiz. Sizin karşınızda fazla yemiyoruz ama hepsinden birer parça tadına bakarak bu lezzeti sizin adınıza tatmış olacağız. Evet sevgili seyirciler, gerçekten mükemmel tat. Eğer yolunuz Konya'ya düşerse muhakkak suretle Cemo'ya uğrayın. Bu lezzetleri siz de tadın. Evet sevgili seyirciler, Konya Etnografya Müzesi'ni sizler için ziyaret ettik. Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eserlerin sergilendiği müzeyi hep beraber geziyoruz. Osmanlı dönemine ait takıların, tepeliklerin ve kemerlerin sergilendiği bir bölüm. Osmanlı'da da mücevherat ve takılar çok önemli. Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çeşitli kilitler ve anahtarların sergilendiği bir bölüm. Devasa anahtarlar ve değişik figürlere sahip anahtar ve kilitleri burada görebilmektesiniz. Evet sevgili seyirciler, bu bölümde de çakmaklı ve kapsüllü mazgal tüfekleri ve tabancaların sergilendiği bir bölümdeyiz. Burayı da hep beraber dolaşalım. Çok enteresan boyutlarda ve özelliklerde silahlar var. Thank you.
Osmanlı dönemine ait efelerin giymiş olduğu bir kıyafet. Aynı zamanda Osmanlı'nın bir oturma grubu da burada sergilenmiş. Uduyla, nargilesiyle güzel bir ortam hazırlanmış. Bölümde de sevgili seyirciler, Türk hat sanatından güzel örnekler var. Osmanlı döneminde bu şekilde yazılmış yüzlerce eser var. Evet sevgili seyirciler, Etnografya Müzesi'nde bir de burada düvenler var. Bununla buğdayla sapı birbirinden ayırıyorlar. Hazır düvene gelmişken tarımın başkenti Konya dedik. Konya'da tarım makinalarında ne gibi değişiklikler var, neler var? Bu işi de bu işin duayenlerinden, uzmanlarından görüşler alarak Konya'da tarımı hep beraber değerlendireceğiz. Evet sevgili seyirciler, tarımın başkenti Konya dedik. Tarımın duayen isimlerinden, tarım makinacılarının duayen isimlerinden Şakalak Tarım Makinaları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yusuf Genç'le beraberiz. Yusuf Bey'den Türk tarımının dününü ve bugününü konuşacağız. Tarım makinalarında ne gibi gelişmeler var? Bu konuda güzel bir sohbet yapmayı planlıyoruz. Yusuf Bey merhabalar. Merhaba efendim. Teşekkür ederiz, bizi kabul ettiniz. Ben size Yusuf abi diye hitap edeceğim. İlk önce sizi bir tanıyalım. Şimdi evvela bu fırsatı TV5'in bize bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ederiz. Ben Yusuf Genç, Şakalak Tarım Makinesi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Yaşım 60 yaşındayım. Maşallah 60 yaşında hiç göstermiyorsun ama abi çok enerjik ve dinamiksin. Evet, teşekkür ederim. Daha da koşturmadayız. Devam ediyoruz yani işimize. İnşallah daha iyi şeyler yapabiliriz yani. Şimdi sizin bu sektöre başladığı kaç yıl oldu? O dönemde iki imkanlarla, üretim çalışmalarıyla bugünü değerlendirecek olursak ilk önce o günlere bir dönelim. Kaç yıl önce başladınız? O dönemde ne şekilde çalışıyordunuz? Valla ben 63 senesinde bu mesleğe girdim. Küçük bir yerde, 150 metre yerde çırak olarak girdik. 63'ten beri çalışıyoruz. Tabii o günkü ortamla bugünkü ortam tabii ki bir değil. O zamanlar malzeme yoktu, malzeme çeşitleri yoktu. Şimdi Allah'a şükür her türlü malzeme, çok kaliteli malzemeler çıkıyor. Takım yoktu. Şimdi CNC dezyaklar var, CNC presler var. Hiç unutmam şu anımı da söyleyeyim. Bir 100 ton pres geldi, bizim ustamız aldı. İnan ki yolları kapattılar, vinç bulamadılar, askeriyeden vinç geldi, indirdi. O gün öyleydi, bugün 100 ton da bir malzeme gelse, çok rahat küçük bir vinç geliyor, indiriveriyor. Tabii o ortamla bu ortam iş bir değil yani, çığa atladı Türkiye o yönden. Peki, o günlerden bu tarafa bakacak olursak, bu günleri hayal edebiliyor muydunuz? Ya tabii, Allah'a şükür yani bu günleri tabii ki hayal etmezdik. Ama Türkiye bu konuda çok gelişti. Biz
Yurt dışı fuarlarına da gidiyoruz, katılıyoruz. Hatta orada şöyle de diyor yabancılar. Ya Türkiye çok gelişmiş, çok güzel makineler yapıyorlar. İnan ki yani Avrupa ayarında makine yapıyor. Bu da bizi tabii gurur duyuyoruz bu yönden. Daha iyi yapmayı hayret ediyoruz. Bu fuarlar bizim çok ufkumuzu açtı. Tabii yurt dışında da görüyoruz. Yani Türkiye yurt dışıyla Türkiye'nin arasında öyle bir çok afakı bir şeyimiz yok yani. Sanayi olarak olsun, makine olarak fazla bir şeyimiz yok yani. Aynı şeyleri biz de yapıyoruz yani. Türkiye'de bu zamana kadar hep işsizlik ciddi bir problem olarak söylendi ama Konya'da işçi bulmakta büyük sıkıntı yaşıyor firmalar. Siz bu olaya nasıl bakıyorsunuz? İşçi bulmakta zorluklar yaşıyor musunuz? Vallahi şöyle diyeyim yani ben televizyonları da izliyorum sık. Maalesef bunu dinliyorum. İşte işsizlik oranı çoğalmaya başladı. Çok da üzülüyorum bu konuda. Ben şu anda 30-40 kişi alacağım. Yok, işçi yok. Teknik eleman alacağım, makine mühendisi. Makine mühendisi yok. Yani fakülteler bize bir makine mühendisi yetiştiremiyor. Yok. Vallahi şimdi bütün umutlarımızı meslek liselerine çevirdik. İnşallah onlar bize eleman verirse rahatlayacağız diyoruz. Yani ben kesinlikle şunu kabul etmiyorum. Türkiye'de işsizlik diye bir konu yok. Ama resmiyette öyle bir işsizlik falan görünüyor ama ben zannetmiyorum. Yani çalışan adam gidiyor müracaat ediyor. Acaba daha fazla bir maaşlı veya daha iyi bir yer bulabilir miyim diye şey yapıyorlar. Kesinlikle Konya'da işsizlik yok yani. Ya buradan da o zaman seslenelim. Makine mühendisleri ve teknik elemanlar ve kalifiye eleman veya düz işçiler Konya'yı yerleşim yeri olarak mı görmüyorlar? Onlara bir çağrınız olacak mı? Ya şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'nin yani Konya merkezinde. Yani Konya'da her türlü imkan var. Bugün Ankara 2 saat. Bu büyük nimettir. Her tarafa yakın Konya. Yani niye gelmiyorlar veya gelmek mi istemiyorlar onu bilemiyorum tabii. Yani Konya yani bu işlerde en popüler yer yani bunun olmaması gerekiyor. Neden oluyor onu bilmiyorum. Bir de fuarlara bakalım isterseniz. Siz fuarlarda etkin olarak katılıyorsunuz. Türkiye'de belli başlı fuarlara katılıyorsunuz. Geçen sene Konya fuarında çok ciddi bir tanıtımınız oldu şakalak olarak. Fuarlardan beklentilerinize cevap alabiliyor musunuz? Fuarlara bakış açınızı merak ediyorum. Ya, tabii ki fuarlar çok iyi oluyor. Bizim yeni yaptığımız ürünleri tanıtma şansımız oluyor. Yaptığımız iyi şeyleri gösteriyoruz, işçiliklerimizi artırıyoruz, boya kalitemizi artırıyoruz. Yani fuarlar bizim için bulunmayan nimet. Ama tabii fuarlarda şöyle bir eksiklik oluyor. İşte biliyorsunuz Konya'yı görüyorsunuz, işte hollerde sıkıntı var. İnşallah onu da Ticaret Odası Başkanımız giderecek. Yani hol ihtiyacımız var. Bayağı köylüler de sıkıntı çekiyorlar bu konuda. İnşallah onu da şey yaparız. Yani fuarlar çok faydalı şeyler yani. Bir de köylü geliyor, konuşuyorsun, şikayeti varsa onu dinliyorsun falan. Çok iyi bir şey yani. 3 günde biz çok hoş günler geçiriyoruz yani. Çok memnunuz yani. Evet, son olarak Şakalak Tarım Makinalarının üretmiş olduğu ürünler, ne tür ürünler var? Çiftçilerimize ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Ve çiftçilerimize herhangi bir mesajınız olacak mı? Ya şimdi şöyle bir şey var. Biz tabii ki her sene ürün yelpazemizi genişletiyoruz. Bir sene mesela anıza ekim yaptık. Zepsem ipseri yaptık. Ben tamamıyla firma olarak ekimle ilgili makineler yapmaya hayret ediyorum. Mesela şimdi fide ekme makinelerine başlayacağız. Yani planlarımız böyle. İşte körlerimizde artık şimdi eski körü falan yok. Yani benden iyi makineyi biliyorlar. Yani körlüğüne ufuk çok açık. İnternet kullanıyor. Her şeye en yakın şeyde yetişebiliyor. Hangi makinenin ne olduğunu. Hatta zaman zaman bizden daha iyi teknikleri biliyorlar. Bizlere onları söylüyorlar. Biz de çok faydalanıyoruz. Benim körlerden ricam şudur. Eksikleri makinede herhangi bir şey olduğu için hay hay memnuniyetle kabul ederiz söylesinler. Hiç olmazsa biz o eksiklerimizi gidermiş oluruz. Ki köylü bizim için çok önemlidir. Köylünün fikri de benim için çok önemlidir. Bizim için önemlidir.
körlerin fikirleri geçerlidir benim için. Çünkü biz zaman zaman böyle çok bilgili köylülerden bayağı iyi şeylerde faydalanıyoruz, iyi şeylerde alıyoruz yani. Evet. Bir de sizin sosyal sorumluluklarda ciddi katkılarınız olduğunu da ben biliyorum. Tarım Federasyonu'yla Türkiye Sağlık Vakfı'nın beraber hayata geçirdikleri Türkiye kırsaldaki engelline sahip çık sloganıyla hayata geçirilen bir sosyal sorumluluk projesi var. Biz de program olarak bu projeyi destekliyoruz. Organik Yardım Eli projenin adı. Şimdi kırsaldaki engellilerle şehirlerdeki engelliler arasında ciddi imkan farklılıkları var. Şehirlerde belediyeler belli oranlarda engelleri düşünerek binalarını yapıyorlar, çalışmalarını yapıyorlar ama kırsaldaki köydeki engelliler maalesef bu imkanlardan yararlanamıyorlar. Bu engelliler konusunda düşüncelerinizi merak ediyorum. Bu projeyi de şakalak tarım makineleri olarak bu projeyi de sizi destek verenler arasında görmek bizi de onurlandıracaktır. Düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederiz yani bu konuyu açtığın için. Biliyorsun benim en büyük oğlum bedensel engelli ki 33 yaşında sandalyede sakat sandalyesinde gidiyor. Yani orada bir ya Türkiye bu konuda tam oturmuş diye yollar olsun, beller olsun ki bıraksan köyü, şehirde bile bunun çok büyük eksikleri var. Yani kaldırımlar tam yapılmamış, mağazalar ona göre yapılmamış. Daireler, resmi yerler ona göre şey. Yani ben bunu canı gönülden desteklerim çünkü çocuğum da benim engelli olduğu için yani bunu ben hay hay memnuniyetle ne varsa yapabilirim. Yani. Evet. Biz çok teşekkür ediyoruz duyarlılığınızdan dolayı. Biz de her zaman için sizin hem sosyal sorumluluklardaki duyarlılığınızı hem de bu sektörün abisi olarak biz sizi görüyoruz ve görmeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu fırsatı verdiğiniz için. TV5'e de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler. Şakalak Tarım Makineleri Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Yusuf abiyle kısa bir sohbet ettik. Bu sohbetten çıkarılan sonuç Türkiye'de tarımın en üst seviyelere gelebilmesi için geceli gündüzlü Yusuf Beyler gibi birçok insan çalışıyorlar. Onlar güzel makinaları modernize ediyorlar, köylerin hizmetine sunuyorlar. Köylerimiz de toprağına sahip çıkarak topraktan maksimum verimi almak için uğraşmaları gerekmekte. Bu hafta da biz ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili seyirciler. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a ısmarladık diyorum.